Bugün takipçimiz Osman kardeşimizin veya abimizin gönderdiği kendi el dolusu tek kurşunları var. Merhaba dostlar, nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Şatengan gün geçtikçe sizlerle, desteğinizle gitgide büyüyor. Bugün yine farklı denemelerle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün takipçimiz Osman kardeşimizin veya abimizin gönderdiği kendi el dolusu tek kurşunları var. Şöyle tek tek barut gramajlarını kullandığı gaz seal'ı, barut miktarı, kurşun ağırlığı hepsini yazmış, bize gönderdi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kurşunlarımız burada. Yani hepsini deneme imkanımız yok şu an için ama biz şöyle 6 tane seçtik. Bunları deneyeceğiz. Buradan takipçimize çok teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu takipçilerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz gerçekten bizi mutlu ediyor. Şimdi denemelere başlayabiliriz. Bu kurşunları gene kurşun plakada deneyeceğiz. Şöyle kurşun plakaya bakarsanız biraz böyle Birleşmiş Milletler bayrağı gibi oldu. Üstündeki siyah noktalar. Evet. Şimdi hep beraber tek tek deneyelim. Aralarda biraz mola vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü slow motion çekiyoruz. Onun da kaydı biraz sürüyor. O aralarda siz de artık videoyu siz devam ederek izleyeceksiniz. Biz arada mola vereceğiz. Şimdi denemelerimize başlıyoruz. Şöyle Osman kardeşimizin gönderdiği farklı tip kurşunlar. Şöyle kurşunları göstereyim. Şöyle atkılı misket tipi var. Yani misket. Daha önce denememiştik. Şimdi yaymış kısmet. Şöyle göstereyim. 1 numara 1.85 35 gram misket tek kurşun. Şunu başlamadan kulaklığımızı takalım. Atışımızı ondan sonra başlayalım. Mesafemiz yaklaşık 15 metre. Takipçimize. Evet. Evet. Güzeldi. Misket kurşun bayağı etkili gibi. En son size kumpasla açtığı çukuru, yani etkiyi de göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sırada İşlerinden seçtik. Şöyle göstereyim. 5 numaralı şöyle misket. Yalnız bu atkılı tip. MK2 barut tipi. 1.85 27 gram. Şimdi bunu deniyoruz. Bakalım bu fişek, böyle fişekleri daha önce denememiştim ama işte arkadaşımızın desteğiyle deneme fırsatı buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da iyiydi. Yalnız bunun etkisi biraz sanki şu an görebildiğim delik çapı olarak bakıyorum arkadaşlar. Biraz daha ufak gibi gözüküyor ama hepsini gidip ölçeceğiz. Hani nedir ne değildir etkilerini bilmiyorum ben de. Burada arkadaşımız emek vermiş. Denememizi rica etti. Ve biz de bunları deniyoruz. Etkilerini de slow motion'da özellikle yavaşlatılmış çekimde sizlere göstermek için uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar, sırada 10 numara, şuradan bakıyoruz. MK2 tip 1.85 barut hazır kurşun, çift tesirli dediğimiz kurşun tipi. Şimdi bunu deniyoruz. Kaç grammış bu? Hemen bakıyoruz. 31 gram arkadaşlar. Evet. Üçüncü atışımız. Evet. Bu da fena değil etkisi. Bunun da çapı ideal gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu biraz daha ağır sanki. Kurşun tipi, kurşunu biraz ağır. Evet arkadaşlar, sıradan devam ediyoruz. Şöyle yapalım. 11 numara. Şöyle hemen bakıyoruz. D20 1.90 barut can yoran kurşunuymuş. Şöyle göstereyim. Breneke tipe benziyor arkadaşlar. Şimdi bunu deniyoruz.
Oh. Bu da, evet arkadaşlar, bu da fena değildi etki olarak. Ama dediğim gibi hepsini hedefi alıp geldiğimizde veya hedefin başında göreceğiz. Şimdilik denemelerimiz devam ediyor. Sırada 5. fişeğimiz var. Ona da bakalım. Şöyle 13 numara 1.85 diyor. Bu da D20 baruta sahipmiş. 1.85 gram. Gaz seal 0.68. Keçe 2.30. Kurşun 33.15. Paraşüt tipi kurşun arkadaşlar. Bu arkadaşım muhtemelen kurşunlarını da kendi döküyor. Paraşüt tipi kurşunlar genelde hobicilerin kullandığı tip kurşunlar. Evet, bunu da atıyoruz. Evet. Oo, vallahi bu paraşüt tip kurşun da bayağı etkili gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten ben de bir hobiciyim. Daha önce doldurdum ama hiç deneme fırsatımız olmamıştı. Kendimizinkini deneyemedik ama takipçimizin kurşununu denemiş bulunduk. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kurşunlar hepsi farklı tip. Ben şu an red dot'la atış yapıyorum arkadaşlar. Karşıda hedefimde göreceksiniz. Arkadaşlar benim mesela en son yaptığım paraşüt tipi kurşun mesela tam nişan aldığım noktaya gitti. Diğer kurşunlar hafif sola, yukarı böyle ufak sapmalar oluyor. Bunu size hani bilgilendirmek istediğim için anlatıyorum. Hedefte de görürsünüz. 12 kalibre tüfeklerde yivset olmadığı için hani kurşunun özelliğinden de kaynaklı olabilir. Sertliği, yumuşaklığı, üzerinde kendine özgü yivsetleri var. Hani bunlar da etki ediyordur. Tam kesin hani bir şey diyemeyeceğim ama yani hedefte de göreceksiniz. Kurşunlar attığınız noktalardan farklı noktalara gidebiliyor. Bu da bir bilgilendirme olsun. Ben deminden beri dikkat ediyorum. Mesela en sonki attığım paraşüt gerçekten çok düzgün gitti hedefe. Bunu da size söyleyeyim. Sırada arkadaşlar 12 numara arkadaşımızın gönderdiği 1.85. Neymiş bu da? D20. Gaz seal, keçe, kurşun 29,5 gram. Şöyle göstereyim. Bu da farklı tip bir kurşun. Gene dediğim gibi arkadaşımız muhtemelen kendi dökmüş. Şöyle. Evet, bu da son atışımız. Kalan diğer 6 kurşun da arkadaşlar. İnşallah bir dahaki denemede. Evet. Bu da bayağı güçlüydü. Şöyle yapalım. Tüfeğimiz boş, emniyette. Şimdi hep beraber gidelim arkadaşlar hedefe. Bu arada tüfeğimiz emniyette doğrultuda. Şöyle bir kumpasımız var. Bu da en sonki arkadaşımızın gönderdiği kurşun denemeleri. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın bu biraz yakına gelmiş. Dediğim gibi kurşunlar attığımız noktadan biraz sapabiliyor. Bu da bunun en büyük etmeni. Mesela şu kurşunu attığım noktadan hafif sola bir şey var. Hani bu red dot'umuzdan da kaynaklı olabilir ama bu diğer kurşunlarda sapmalar biraz daha fazla. Paraşüt tipinde gerçekten iyiydi. Yani çapları ortalama yani 5 santime yakın. Şu biraz daha küçük. Bu 4,5 santim. Yani arkadaşımızın yaptığı kurşunlar gerçekten de güçlü, etkili. Hani burada şimdi slow motion'da siz bu hedefe vurduğu andaki etkisini daha iyi göreceksiniz. İnşallah arkadaşımız bize destek olduğu için teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Bizi şöyle söyleyeyim. Hani bunları denememiz için like görmesi de güzel bir şey. Bize deneyin diye yollaması da gerçekten güzel, hoş bir şey. Bizi gururlandırdı. Sizin de varsa böyle denememizi istediğiniz şeyler biz seve seve deneriz. Yalnız birer tane yollamayın arkadaşlar. Hata yapma ihtimaline karşı çünkü biz de insan kuluyuz. Sıcakta hani hava şartları, yorgunluk şeyler her şey etki ediyor atışa. Hani hata yapıp ikinci bir deneme çekme ihtimalimiz olabilir. Buna karşılık hani ikinci bir yedeğini gönderirseniz seviniriz. Biz böyle videolar arkadaşların gönderdiği şeyleri denemekten de gocunmuyoruz. Gerçekten büyük keyif alıyoruz. Destekleri bize gurur veriyor. Teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere.